Merhaba arkadaşlar. Bugün size melez alımında işte nelere dikkat etmek gerekiyor? Ondan bahsedeceğim biraz. Geçen bir iki arkadaş sormuştu özelden. İşte melezle alakalı da bir video çeker misin diye. O yüzden çekiyorum bu videoyu da. Şimdi arkadaşlar şu şekilde melez almak isteyen arkadaşlara önerim. İlk önce nasıl bir melez almak istediklerine karar vermeleri gerekiyor. İşte ötüm için mi bir melez alıp bunu eğitecekler, yoksa renk için mi, görsel olarak mı daha onlar için önemli olacak? İkisi için de farklı dişiler değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Şu an işte bir bu kura yapacağım falan dedim kendi sayfamda. Onun için bir meleze denediğim takım var. Tamamen tesadüfen birleştirdiğim bir takım onlar. Hani sırf melez yapmak için seçtiğim değil. Sakanın boşta kalması, dişinin de boşta kalmasından dolayı birleştirdiğim bir takım onlar. Daha önceden melez aldığımızda denediğimiz yöntemler oldu, deneyimlerimiz oldu. Onlardan bahsedeceğim size. Şimdi renk için eğer ki bir melez almak istiyorsanız arkadaşlar, şimdi size sıralayayım ben daha önce yavru aldığımız kuşların renklerine göre verdiği melezleri. Ona göre siz kararınızı verin isterseniz. Şimdi yeşil renkli bir kanaryadan melez alırsanız yeşil tonlarına yakın koyu renkli melezler çıkacaktır. Dışarıda böyle bir algı vardır. İşte beyaz kanaryaya saka ile eşleştirdiğiniz zaman sanki melez de beyaz olacakmış ya da parçalı olacakmış gibi. Alakası yok aslında. Beyaz kanaryayla melez almanız gri yavrulara çıkacaktır altından. Gri yavrular göreceksiniz yani. Çok da güzel olmayacaktır. Eğer ki renge önem veriyorsanız renk için tip 1 ya da tip 2 al mozaikler en güzel bizim daha önce yavru aldığımız kuşlarda melezlerin çıktığı dişilerdir arkadaşlar. Özellikle tip 2 al mozaik dişilerden şu şekilde söyleyeyim. Çıkacak yavruların %60-%70'inde akgerdan özelliğini, işte boyunda beyaz halka özelliğini, hatta bazılarında parçalı bile görürsünüz. Bunda erkeğin faktörü yoktur. Erkek kömürcü çirkin ufak bir saka bile olsa altından akgerdan yavru gelecektir. Bu tip 2 mozaikle eşleştirdiğinizde. Tip 2 mozaiğe erkekte faktör olması için atıyorum bir beyaz, tırnağı beyaz ya da akgerdan ya da çizgi gerdan, nokta gerdan bir saka bulursanız yavruların beyaz rengi daha fazla olacaktır üzerinde. Bu defa parçalı renginde melezler olacaktır. Ya da beyaza yakın sadece kırmızı maskeli melezler olacaktır. Bu şekilde melez alan arkadaşlarımız da oldu. Diğer işin diğer kısmı ötüm için melez almak isteyen arkadaşlara da önerim bülbül ötümlü dediğimiz piyasada kanaryalar var arkadaşlar. Bu kuşların ezber yetenekleri diğer kuşlara göre daha yüksektir ve daha erken ötmeye başlarlar. Bunları değerlendirmelisiniz. Şu hatayı yapmayın sadece. Sakalar biliyorsunuz gagadan öten, yani tonajlı öten kuşlardır. Hançerli öttüğünde keyif verir. Bazı arkadaşlar da görüyorum uğraşıyorlar. Dişileri işte Malinova seçiyorlar. Bu yanlış bir hareket. Neden? Çünkü arkadaşlar Malinovalar su fokurtusu, glock, yani gırtlaktan öten sessiz kuşlardır. Çok yüksek ötmezler ve gagalarından da çok ötmezler. Gırtlaktan öterler. Bu yüzden de saka namelerine çok uyum sağlayamaz ötüşleri. O yüzden eğer ötüm istiyorsanız Malinova kesinlikle tercih etmeyin. Daha çok bülbül ötümlü kuşların dişilerini değerlendirin. Melez almak için sakanın da kanaryanın da sağlıklı ve tamamen hazır olduğundan emin olun arkadaşlar. Kuşları birleştirmeden önce. Kuşları birleştirirken de neye dikkat edebilirsiniz? Bir kuşumuz bir kafeste saka, bir kafeste kanaryamız var ve ilk defa karşılaştıracağız. Yani ilk defa onları birleştireceğiz, eşe atacağız. Şu şekilde yapabilirsiniz. Onları en az bir 10 gün birbirlerini görecek ve seslerini duyacak mesafede yakınlaştırın. Bu kuşların ikisi de birbirlerinin renklerinde bir kuşta ilk defa karşılaşacaklardır belki de. Saka doğada sonuç olarak eşleştireceğiniz kanaryanın renginde bir kuş görmediği için, eğer ki hiç görmeden eşe atarsanız sakanın korkmasına sebebiyet verebilir. Kanaryada çok renk ayırmaz gerçi ama sakanın hareketlerinden, işte tipinden biraz böyle çekinebilir. İkisinin de birbirine alışması için eşe atmadan önce kuşları birbirinin sesini duyabileceği ve görebileceği yakınlığa getirin. Kuşlar birbirini gördükten sonra belli bir süre ve ikisi de hazırsa arkadaşlar, sakanın hazır olduğunu şöyle anlayabiliriz.
saka hazır olduğunda dik ötüm yapar. Bazı sakalar kanatlarını düşürerek öter. Bazı sakalar çok kızıştığında gagasını bembeyaz yapar. Artık pembeleşir hatta böyle. Altından anlayan varsa üfleyerek saka kuşu kızıştığı zaman fi dediğimiz organı, yani alt organı şişer ve içi dolu olur. Bazı sakalar öter, eşleşir ama yumurtası boş çıkar. Bunlar fisi dolmamış kuşlardır. Bunlara E vitamini ve mama takviyesi yaparak kuşun kendisini hazırlamasını bekleyebilirsiniz. Eğer biniyorsa o ağız boş geçer ama siz ona iyi bir bakım yaparsanız diğer ağızlar da doldurmaya başlar. Şimdi bu melezlemede sakalar genelde doğadan tercih edildiği için, tercihten sebep daha kolay ulaşabildiği için arkadaşlar doğadan alıyor. İşte benim de size önerim, yeni saka da tabii ki eşleşir, melezleme yapar. Ama senelik olursa, senelikten sebebim ve kastım kuşun bir tüyünü kafesin içinde değiştirmesi, o kuş artık senelik moduna sokar. Ya da bir Kasım'da alınmış kuşsa diğer Kasım bir seneyi doldurduğunda buna kimi yerde sandıklı derler, işte bir sandıklı. Kimi yerde de bir senelik, iki senelik, her senesine sene olarak bahsedilir kuşlarda. Saka fiini doldurduysa, gagasını beyazlattıysa ya da gagası tam beyazlamasa da dik ötüm yapıyorsa, kanatlarını düşürüyorsa, kuşu yanına yaklaştırdığımızda tele konup kuşa doğru ötüm yapıyorsa, nitekim bu kuşun bayağı bir hazır olduğunu gösterir. Dişi kanaryada da arkadaşlar, hazır olduğunu anlamak için dişi kanaryalar eşe geldiğinde altını boşaltır. Yani diğer videolarımda da bunu çektim hatta kameraya da. Kuşun altını üflediğimizde kursak, yani boyun altından bağırsak bölgesine kadar, yumurtlayacağı yere kadar komple deri olur. İnce tüyü dökmüş olur ve bu kuş artık hazırdır. Yani ben yumurtlayacağım, vücut ısısını yumurtaya verebilecek kıvama gelmiştir ve o görüntüyü gösterir. Her şeyi tamam oldu diyelim ki sakamız kızgın bir şekilde ötüyor. Kızgınlık belirtileri gösteriyor. Yüksek tonajda ötüm yapıyor. Ya da kafesi yaklaştırdığımız o kuşa göre kuşa doğru tele atlayarak da ötüm yapıyor. Kanaryamızın da altı hazır ve eşleşecek pozisyonda. Bundan sonraki birleşim arkadaşlar, sakamızı kanaryanın yanına atmayalım. Neden? Çünkü kanarya uzun süre durduğu kafesi benimseyecektir. Ve saldığınız saka ilk defa eşleşiyorsa kanarya orada bir baskınlık sağlayacak. Çünkü onun yuvası, onun durduğu yuvaya siz sakayı saldıysanız. Saka biraz çekingense kanarya kabararak onu kovalayabilir. Yani bu eşleşme olasılığında bir eksidir. Yani düşürür. Ama sakanın durduğu kafese kanaryayı salarsak, bu defa sakanın bulunduğu ortama kanarya geldiği için kanarya biraz daha çekingen olacaktır. Saka daha rahat hareket edeceği için saka orada baskın olacaktır ve çekinmeyecektir kanaryadan. Bizim için önemli olan sakanın adaptasyonudur. Çoğu kanarya baskın bir erkek karşısında çok dayanmaz. Zaten ne dedim, kuşun tamamen dişinin hazır olmasını bekleyeceğiz salmadan önce ki kuş kızgın bir şekilde kafese girsin ve eşleşmesi daha kolay olsun. İşte kanarya dişinin yatması için farklı taktikler deneyenler de var. İşte erkek ötüyor, dişi yatmıyor, eşleşmiyorsa telefonla yanına getirip kanarya sesi açıp dinletenler var. İşte haricen sakayla kanarya yan yanayken karşılarına erkek bir kanarya getirip onun ötmesini sağlayarak sakanın yatıp erkeği eş için çağırdığında sakanın binmesini sağlayan arkadaşlar var. Bunlar da olabilir, bunlar da faktördür. Denenebilir daha doğrusu. Ama iki kuş da tam hazırsa, birbirlerini kabullenirlerse eşleşirler. Eşleşmez diye bir şey yok. Denenebilir. Ne dedik? Kanaryayı sakanın yanına salacağız. Sakayı kanaryanın yanına değil. Daha sonra sakayı saldığımızda arkadaşlar, kuşlar hazırdı. Dişi de hazır. Yuvalık takmayalım. Yuvalık takılmış kafese dişiyi salmayalım. Neden? Çünkü yuvalık takılmış kafese dişiyi saldığımızda dişi erkekle eşleşme evresine girmeden direkt yuvayla ilgilenecektir. Yuvayı örmeye çalışacaktır ve yuvaya yatacaktır. Ne olacaktır? Bu hemen yumurtlama içgüdüsünü oluşarak yumurtlamak için yuvayı ısıtma olayına girecektir ve sakayla yeterli derecede ya da hiçbir şekilde eşleşmeden yumurtlayacak ve yumurtlarımız boş çıkar. Bunu engellemek için dişi kanaryayı erkek sakanın yanına saldığımızda ilk önce bir 5 gün bekletelim. Daha sonrasında
yuvalığı takalım. 5 gün sonrasında yuvalığı takalım ve ip takalım. Orada bir eşleşme evresi sağlayalım kuşlara yuvayla uğraşmaması için. Bir de işte şu olaya da dikkat edin. Neden kız kanarya diyorlar? İşte kız kanarya olması lazım. Kız kanarya olması lazım. Ben daha önceki eşleşmelerimde bir sene önce kanarya ile eşleşmiş ve yumurtlamış, yavru büyütmüş. Kanaryaları da sakayla eşleştirip yavru aldığım oldu. Bu benim için çok böyle önemli bir şey değildir. Yani mutlak böyle olması gerekiyor denecek bir şey değildir. Ama saka açısından yeni sakalar için kız dişi olması şu anlamda kolaylık sağlar. Bunda hemfikirim. Daha önce kanarya ile eşleşmediği için kuş sakaya belki biraz daha adapte olabilir. Daha erken adapte olabilir. Bu mantıklı bir yaklaşım geliyor. Bir şey daha duymuştum. Bunu denemedim. Yani hurafe olabilir. Bir de kız kanaryaların ilk eşleşmelerindeki yavruların erkek olasılığının yüksek olacağını duymuştum. Bu da olabilir. Denemek lazım onu da. Bakmak lazım. Ama dediğim gibi özetlersek arkadaşlar, iki kuş tam hazır olacak. Kanarya bulunduğu yerde değil, sakanın bulunduğu yerde kuşları eşe atacağız. Yuvalığı hemen takmayacağız. Kuşlara 5 gün bir eşleşme opsiyonu sağlayacağız. Birbirlerine alışma opsiyonu sağlayacağız. Ve daha sonra yuvalığı takacağız. İpini takacağız kuşun. Yuva örüp eşleşmesini sağlayacağız. Bir de şu olaydan bahsedeyim. Saka melezleri arkadaşlar çok kabiliyetli kuşlar oluyor. Ezber gücü gerçekten kuvvetli olan kuşlar oluyor. Bu yüzden de daha önce bizim de başımıza geldi. Evin zili kuş atıyordu. Kuş birebir gidip o zilin sesini aldı ve zili değiştirdik hemen arkasından. İşte bir melez alan arkadaşımızın telefonunda saka ötüşü vardı kısa. Kuş evde onu duyarak ve birkaç defa ard arda dinleyerek o telefon sesini birebir yapıp arkadaşımız hatta acaba telefon mu diye kalktım diyor. Bir iki defa kuşun öttüğünü fark edince şaşırdığını söyledi. Yani ezber kabiliyetleri yüksek kuşlar bunlar. O yüzden de saka melezi yetiştirdiğimiz yerde kanarya kesinlikle olmasın arkadaşlar. Yani en azından kuş melez yeme düştükten sonra hemen onu ayıralım ve buna bir ders verelim. Saka dersi olur, bülbül dersi olur. Gerçi ben melezlerde çok iyi bülbül öten duymadım. Genelde telaşlı ötüyor melezler. Kızgın olarak ötüyor. Ve bülbüller biraz daha sakin, biraz daha sedalı öten kuşlardır. Ben saka melezine çok yakıştıramıyorum açıkçası sesine. Ama güzel bir saka melezi, iyi bir saka dersi aldığında gerçekten güzel ötebiliyor. Bunu değerlendirebiliriz. Bir saka dinletebiliriz o kuşa. Kanaryalı bir kümeste büyümüş olsa da yeme düştüğü anda onu oradan ayıralım arkadaşlar. Bu da neden? Yani bir defa mantıklı düşünürsek saka melezi aldık ama kanarya ötüyor. Yani bunun kısır bir kanaryadan hiçbir farkı yoktur. Şu bilgiyi de söyleyeyim, biliyorsunuzdur diye söylemedim. Melezler arkadaşlar katır gibidir. Kanarya dişi, kanarya erkek, saka dişi, saka erkek fark etmez. Hangisi hangisiyle eşleşirse eşleşsin. Bütün melezler arkadaşlar katır. Yani kısır doğar. Ondan sonra dişilerinin yumurtaları dolu çıkmaz eşleşse de, erkekleri de farklı bir kanaryayla da sakayla eşleşse yine yumurtaları dolu çıkmaz. Bu yüzden de saka melezi kanarya ötüyorsa benim için hiçbir kıymeti yoktur. Alırım, kanarya dinlerim. İstediğim zaman da eşleştirir, yavrusunu alırım. Saka melezi kısır olacaktır. Bir de kanarya öterse zaten hiç bu işe girmeye gerek yok. Ben de kümesimde zaten sakaların yavrularını kanarylara baktırdığım için bu yüzden de melez almıyordum. Ama işte şimdi bir denk geldiği için, bir erkek sakan boşta olduğu için onu attım eşe. Melez çıkacak. O da yeme düşer düşmez ya evime getireceğim. Orada daha fazla kanarya duymasını sağlamayacağım. Ona bir ders vereceğim. Yanında öten bir saka koyacağım ona. Ondan ders almasını sağlayacağım. Ya da orada çıkan melez yavruları evde sakası olan arkadaşlarıma hediye edeceğim, vereceğim ve onların ders vermesini isteyeceğim ve ders verip dinlemelerini isteyeceğim. Çünkü hiçbir kıymeti kalmaz, inanın boş olur. Melezlerle ilgili söylemek istediğim şeyler bunlar. Sorularınız olursa da yine cevaplarım. İnşallah herkes melez alır. Üretim keyifli bir iştir. Üretimi
herkese tavsiye ederim. Çünkü altından çıkacak yavrular her zaman heyecan getirir, heyecanlıdır. Üretmek her zaman keyiflidir arkadaşlar. Bir de eğer ki yapabiliyorsak, imkanımız varsa bu işler, yani bu işler toplumuna girerek, arkadaşlarla paylaşarak güzeldir. Bir bulunduğunuz yerdeki, şehirdeki araştırın, Kanarya derneklerine üye olun. Kendinize bilezik bastırın. Ürettiğiniz melezleri yarışmalara sokun. Ötüm yarışması varsa bulunduğunuz bölgede ötüm yarışmalarını hazırlayın. Eğer ötüm yarışmaları yoksa güzellik yarışmalarına katılın. Kanaryaların düzenlenen kanarya yarışmalarının içerisinde sakalar da yarışabiliyor, melezler de yarışabiliyor güzellik yarışması olarak. Ama bunların işte 2.7 bileziğe sahip olması lazım. Yani sizin de bulunduğunuz bölgede bir derneğe üye olup o derneğin bileziğiyle kuşunuza takarak katılmanız gerekiyor. Rekabet iyidir, yarışmalara katılmak iyidir. Her zaman kaliteyi arttırır. Arkadaşlarınızla tatlı rekabetler sizi daha iyi üretime teşvik eder, daha iyi üretime sebebiyet verir. Bu yüzden kuş besliyorsanız bu ortamlara girin derim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.